aslında toplum böyle AKP'den yaka silkerken bir an önce Türkiye'nin düzelmesi için elinden geleni yapmaya çalışırken bu CHP komiserleri denilen kişiler ya da hükümet komiserleri denilen kişiler parti içerisindeki her seçim öncesi birbirlerine bakanım diye hitap ediyorlarmış biliyor musun Figen? Yani aslında kendilerine böyle payeler dağıtıp, kendilerine koltuklar dağıtıp oyunu toplumsal mutluluktan değil de kişisel koltuk sevdalarından kuruyorlarmış. Yani bunu ancak böyle mahalle arasında 12-13 yaşında çocuklar yapıyordu. O da eskiden yapılırdı. Şimdi bu da yapılmıyor. Sonuçta geldiğimiz yerde biraz şeyhin kerameti kendinden menkul olmuş. Yani kimsenin bakan olduğu falan da olmamış ama kendilerine böyle hitap etmişler. Tabii yönetime bakarak, yönetim içeriğine bakarak bu saha komiserlerinin dönem dönem kim olduğu da tespit edilir. Bugün de baktığınızda zaten görüyorsunuz. Bir noktayı daha hatırlatmak istiyorum. Attila Kart'ın mektubundan yine biraz böyle iğneli bir dille söylüyor Attila Kart bu noktayı da. Diyor ki evet Sadat'a gittiniz sonunda gidebildiniz diyor. Yani bunu yaptınız ama Sadat'a da sonunda gittiniz diyor. Çok acayip bir satırlar var. Çok insanın aklını karıştıran noktalar var. Daha doğrusu şimdiye kadar anlattıklarımızın sağlaması var. Bu bizi mutlu etmiyor. Bilakis daha mutsuz ediyor. Çünkü bunların tümünü bir biçimde anlatıyoruz. Yıllardır anlatmaya çalışıyoruz. Yani rejim değiştirilirken rejimin aparatlarından biri olan biz AYM ile bu işi çözeceğiz diyerek yıllar geçti. Ve yazık oldu Türkiye'ye geldiğimiz noktada yazık oldu. Son olarak şu ifade edilebilir belki AKP her şeyi değiştirmiş. Sonunda bir sosyal demokrasi anlayışını da Türkiye'de sosyal demokrat partileri de değiştirmiş. Başka bir şey yapmış. Orta Doğu formuna sokmuş. Bu anlamda da kutlamak gerekiyor Erdoğan'ı ve AKP'yi. Elbette ironik bir dille söylüyorum bunu.